Fethullah Gülen, Pensilvanya'dan Tayyip Erdoğan'ı uyardı. Zıtlar, haramilikler yapma gibi, değişik spekülasyonlar gibi, kapkaçlar gibi, milletin servetine hortumlar bağlayıp ama doğrudan doğruya, irtibatlı ama kaçamak yollu başkalarının üzerinden kendi havuzlarına milletin malını akıtma gibi şeyler, bunlar hep el hiyanetine giren şeylerdir. İşte bunlar hakiki manada Müslüman değil. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT müsteşarlarının KCK şüphelisi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı gün yayınlanan görüntülerde Gülen, adını vermeden Erdoğan'a çok açık ithamlarda bulundu. Yaptığımız bu güzel işleri dünyevi bir kısım çıkarlara bağladığımız zaman da, menfaatlere bağladığımız zaman... Fethullah Hoca, fırsatı ele geçirenlerin gayrimeşru yollarla havuzlarını doldurduğunu söyledi. Menfaat üzerine dünyalarını kurduklarından dolayı başkalarını karalamak suretiyle, onlara alan tanımamak suretiyle bütün alanları kendi hesaplarına işgal etme gibi bir mülahazadan kaynaklanır. Her yeri biz tutalım. Bazen de şeytani şöyle bir mülahaza olur. Mesela fırsat ele geçmiştir bir yerde, bir nahiye müdürü, bir kazadaki kaymakam, bir vilayetteki vali, inşallah ölü olmasınlar. Böyle bir fırsat ele geçmiştir. Ne yapıp yapıp ben böyle meşru gayrimeşru bir yerlere bir şey akıtmalıyım. Bir havuz yetmez mi? İkinci havuz daha doldurayım bununla. Bir üçüncü havuz daha doldurayım. Bu biraz terbiye görmemiş insan tabiatını da ifade ediyor. Fethullah Gülen, Başbakan Erdoğan'ın adını konuşmasında hiç anmadı ama doğrudan onu hedef aldı. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ne olur ne olmaz belki. Bu adamlar, bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim bunu, bize bir kelek oynarlar. Düzenimiz bozulur. Yeniden o düzeni kurmak için bizim böyle geride ihtiyat olarak bir stokumuz bulunmalı gibi. Bu da bakın masum gibi görünüyor. Fakat şeytanın sağdan çarpmasıdır. Fethullah Gülen'in açıklamaları Tayyip Erdoğan'la arasında yaşanan kavgayı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir menfaate bağlı götürüyorsanız, dindar bile olsanız, camide imam olsanız, beldede müftü olsanız, yaptığınız işin içinde şahsi çıkarlarınıza gayretlerinizi bağlamışsanız, onunla bir şey elde etmeyi düşünüyorsanız, o krediyi şahsınız adına bir şey elde etmeye bağlamışsanız, o istikamette kullanıyorsanız, hafizanallah hiç farkına varmadan başkalarının hukukuna girebilirsiniz. Elinizi de kullanırsınız, dilinizi de kullanırsınız. Kim bilir, hiç farkına varmadan bazı siyasilerde olduğu gibi, bunlar madem böyle güç haline geliyor, en iyisi bunları batırmak ve bunları alan bırakmamak lazım. Alan bütünüyle bizim elimizde olursa kimse bize soru soramaz. Ama alanın içinde başkaları olursa sorgulama meselesi de beraber olabilir onunla. En iyisi mi? Bütün muhalifler yok olmalı. Allah'ım bütün muhaliflerimizi yok eyle. Bizi muhalifsiz bırak. Ta ayıplarımızı, mayıplarımızı yakın takip ve alan insanlar bulunmasın.